diyoruz ya kelimelerle. Hani şu anda size hitap ediyorum, kelime kullanarak konuşuyorum. Yunus Emre'nin dediği gibi, söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola avulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. İşte o söz dediğimiz şey, kelime dediğimiz hadise, bütün dertlerin anası, bütün problemlerin anası, aslında insanlığın temel problemi, kelime. Mesela bugüne en uygun kelime hayattır, insanların öldürüldüğü bir dünyada. Ya da dışarıda çokça yanlış kelimenin kullanıldığı bir dünyaya en uygun kelime belki de şiirdir. Belki de inançsızlığın temel problem haline geldiği bir dünyada en uygun kelime inanmaktır. Ben size bugün kelimenin sırrından, kelimenin esrarından söz etmeden önce hemen dün yazılmış, bir defa okunmuş, bir topluluğa bir defa, bir de şahsa bir defa okunmuş yeni bir şiirle başlayacağım ve tam da aslında bugünlerin, şu son bir yılın ama 100 yılın ruhuna uygun bir şiir. Amerika için bir şiir yazdık. Amerika'nın yıllarca bu ülkede de yine söz konusu edilen bir tamlaması vardı. Amerikan rüyası diye. Gazetelerimizde, dergilerimizde kullanılırdı. Bundan yıllarca önce Erzurum'da bir Avrupa Ekonomik Topluluğu sempozyumunda bile Amerikan rüyası tamlamasını işitmiştim. Öğrenciydim o zaman. Yani Amerika bir rüyaydı insanımız için. Amerika'ya gitmek, orada bulunmak. Hatta birisi Amerika'ya gidiyorum dediği zaman ayrıcalıklı konuşurdu. Amerika'ya gidiyorum. Öğrenciliğimde de, öğretim elemanlığına başladığım yıllarda da arkadaşlarımla, üniversitedeki öğrencilerimle konuştuğum aynı şeydi. Hiç değişmedi. Burada benim çok kıymetli öğrencilerim var. Birisiyle de sarıldık az önce. Amerika'nın rüyası olmaz, kabusu olur deyip dururdum. Amerika'nın sadece kabusu olur. Çünkü Amerika 70 milyon Kızılderili'nin kanları ve kemikleri üzerine kurulmuş bir devletin adıdır. Onun rüyası olmaz. Onun ancak kabusu olur. Kızılderililerin söyledikleri bir atasözü vardır. Eğer bir nehirde iki balık birbiriyle kavga ediyorsa birinin arkasında mutlaka kırmızı ceketli bir adam vardır derler. Yani Amerikalı vardır. Bugünkü Amerika'yı yönetenlerin ataları yani. Kırmızı ceketli adam. Orta Doğu'da hangi balıkların arkasında kaç kırmızı ceketli adam var, varın siz düşünün. Ve bir yıldır Gazze'de yakılan bebeklerin, öldürülen kadınların, yaşlıların, gençlerin yaklaşık 75 yıldır da vatanlarından sürgün edilen insanların çektiği çileyi varın bir düşünün bakalım arkasında kim var. Eğer Amerika olmasaydı İsrail olmazdı. İngiltere olmasaydı Amerika olmazdı. Bunlar hep birbirleriyle alakalı, iç içe, peş peşe birbirine geçmiş kelimeler. İşte o yüzden yıllar sonra Allah bana bir Amerikan rüyası şiiri yazmak nasip etti. Bu kadar zamanın arkasından içim o kadar çok dolmuş taşmış ama yazamamışım. Çok kısa bir Amerikan rüyası şiiriyle başlıyorum kelimenin esrarına. Tane tane okuyorum. Anlamını kendi dünyanızda çoğaltın. Amerikan rüyası. Amerika'nın rüyalarında hanımeli yoktur. Kirlidir mavi. Biz yoğun bakımlarda bebekleri vicdanlara gömerken Ali Cengiz oyunları oynayıp karanlığı öğretirler dünyaya ve mermilerin nasıl sekeceğini ruhların üzerinde. Amerikan hanımeli çiçeği bu yüzden yaslıdır kanyonlarında. Kuru ve siyah. Bakıp geçersiniz göz alevlenir. Kum fırtınasından, kan yağmurundan duyarsınız annelerin sesini. Toprak ateş kusar, hava can kusar. Amerikan rüyasında yıllardır yıldız kayar, insan ölür, kalp susar. Amerikan rüyası bu.
insanı öldürür, yıldızı kaydırır, kalpleri susturur. Amerika demek ölüm demektir. Bunu asla unutmayın. Amerika demek hayat demek değildir. Çünkü Amerika'nın özgürlük heykeli sadece kendi insanları içindir. Başka insanları ilgilendirmez. Gazze'de ölen binlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Ama kendilerinin, kendilerine ait insanların. Bunu Hollywood filmlerinde de görürsünüz. Oradaki Çinli de ikinci sınıf insandır. Oradaki Türk de, oradaki Hindistanlı da ikinci sınıftır, üçüncü sınıftır. Kendilerinin dışında yoktur değerli olan. Hatta İpmen diye bir dizi, bir film dizisi vardı. Son bölümünü izlediyseniz, orada bir Çinlinin, Çinli büyük ustanın Amerika'nın subaylarından birine söylediği bir söz çok manidardır. Diyor ki, siz Amerikalılar için dünyanın diğer bütün ırkları ikinci ırktır. İşte Amerikan rüyasını benim ülkemin gençleri de öğrenmek zorundalar. Amerika'nın rüyası yoktur, sadece kabusu vardır. Ve dünya gittikçe de bu kabusu daha da öğrenecek. Gazze ile daha yeni yeni öğrenmeye başladı. Daha da öğreneceğiz. Çünkü onların vazgeçme ihtimalleri yok. İnandıkları şey zaten kendilerinin üstünlüğü idealidir. Çünkü Amerika'yı zaten Siyonistler yönetiyor. Benim güzel kardeşlerim. Ama biz nasıl yüceleceğiz, yükseleceğiz? Biz nasıl sorunlarımızı halledeceğiz? Daha iyi bir millet, daha bir iyi bir insan grubu olacağız. Bunun yolu da bugün kardeşinizin size anlatacağı kelimenin esrarından geçiyor. Kelimeyi doğru kullanmak, kelimeyi kullanılması gereken yerde kullanmak bizim en temel problemimiz bugün. Zaten ayrıntılarına indiğimizde göreceksiniz ki evimizde var bu problem. Kendi içimizde var, arkadaşlar arasında var, sokakta var, televizyonda var, programda var, şiirde var, romanda var, tiyatroda var, stand-up'ta var. Pek çok programın içine sinmiş durumda. Kelimeyi bozmuşuz çünkü. Çocuklarımıza düzgün kelimeler öğretmekte zorlanıyoruz. Çocuklarımızın göstergeleri bozuluyor gittikçe. O yüzden anneler, babalar, aileler şikayet ediyorlar. Yeni nesil bize benzemiyor, bizi dinlemiyor diye. Dinlemezler tabii ki. Çünkü siz onlara doğru kelimeleri öğretemediniz. Çünkü biz öğretemedik. Umursamadık. Evimizde çocuklar büyürken onların hafızasına yanlış kelimeler, göstergeler yüklenirken biz başka şeylerin mücadelesini verdik evlerimizde. O yüzden benim güzel kardeşlerim, hiçbir konu için böyle söylemedim. Her gittiğim fuarda söylüyorum. Bugün buradan ayrıldığınız zaman lütfen kelimenin esrarını unutmayın. Çünkü kelimeyi düzeltmek hayatı düzeltmektir. Kelime o kadar mühimdir ki neyi seçeceğinizle alakalıdır. Siz en ağır sözü bile güzel bir kelimeyle söyleyebilirsiniz. Küfüre müracaat etmeden, kırmaya müracaat etmeden en ağır cümleyi bile kelamı kibarla söyleyebilirsiniz. Biz bunu kaybettik. Efendimiz Aleyhisselam, Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'le gezmeye çıkarken, Kabe'nin yanında dolaşırken Ebu Cehil yanına geliyor. Ve Peygamberimizin gözlerinin içine bakarak insanların yanında ona şöyle sesleniyor. Haşimoğulları senin kadar çirkin bir yüz görmedi. Senin yüzün kadar çirkin bir yüz görmedi diyor. Bağıra bağıra Peygamberimize. Haşimoğulları diyor senin yüzün kadar çirkin bir yüz görmedi. Efendimiz ona nasıl muamele ediyor biliyor musunuz? Gözlerinin içine bakıyor. Hafif böyle bir acı tebessüm. Haddini aştın ama doğru söyledin diyor. Şaşırıyor herkes. Ha, çirkinliğini kabul etti. Haddini aştın ama doğru söyledin. Biz olsak herhalde yumruğu indir adamın gözünü patlatırız yani. Bize neden bunu söyledi diye. O gidiyor, Hazreti Ebu Bekir geliyor. Hazreti Ebu Bekir'in bundan haberi yok. Geliyor. Efendimiz'i görünce mübarek yüzüne bakıyor ve şöyle sesleniyor. Ey yüzü güneş gibi parlayan elçi, Resul. Hayatımda senin yüzün gibi parlayan güzel bir yüz görmedim. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'e dönüyor ve diyor ki, ey dünyaya itibar etmeyen adam, doğru söyledin. Yanındakiler şaşırıyorlar. Diyorlar ki ikisinden biri yanlıştır. Nasıl doğru söyledi? Ey Allah'ın elçisi. Ya o doğrudur ya o doğrudur. İkisi birden nasıl doğru? Efendimiz buyuruyor ki ben
Allah'ın cilaladığı bir aynayım. Herkes bende kendisini görür. Ebu Cehil kendi çirkinliğini gördü. Hazreti Ebu Bekir de güzelliğini gördü peygamberde. Ama buyuruyor ki ondan sonra, müminler de müminlerin aynasıdır. Mümin de müminin aynasıdır. O yüzden yine daha sonra ifade ettiği gibi, kötü söz de sahibinindir. Çünkü siz birine kötü bir kelime kullandığınızda o aynadan size geri gelir zaten. İşte bu yüzden kelime çok önemli benim güzel kardeşlerim. Hayatımıza damga vuruyor. Farkında değiliz. Aileleri, yuvaları bozuyor. Farkında değiliz. Kavgalar çıkarıyor. Farkında değiliz. Trafikte kan akıtıyor. Cinayete sebep oluyor. Kelime. Hepsi kelimeden türüyor. Kelime zaten kelm kökünden gelir. Anlamı tesir etmektir. Tesir etmek. Yaralamak anlamı bile var kelimenin. Yaralamak. Tesir etmek. Mutluluk vermek, mutsuzluk vermek. Her iki anlama da gelir kelimenin etkisi ve tesiri. O zaman ağzımızdan çıkan kelime sıradan bir hadise değil. Allah bize bu kabiliyeti vermiş, durmadan konuşabiliyoruz da. En çok kullandığımız fonksiyon haberleşme, iletişim, konuşma, ama o konuşmanın malzemesi olan kelime o kadar kıymetli ki bizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. O yüzden eskiler derler ki, söylediğiniz kelimenin mahkumu, söylemediğiniz kelimenin hakimisiniz. Hakim mi olmak istersiniz, mahkum mu olmak istersiniz? O zaman söylemeden önce düşünün. Benim güzel kardeşlerim, kelimenin Kur'an-ı Kerim'de 46 yerde geçtiğini biliyoruz. Hadislerde çokça var. Ve kelime tasavvufta çok güzel bir şekilde anlatılır bize. Neden? Bütün bir kainatın ve varlık aleminin simgesidir kelime, göstergesidir çünkü. Şöyle bir tanımı vardır tasavvufta. Ayağını sabitenin, ilmi ilahideki ayağını sabitenin görünen alemdeki bize gelen her karşılığı. Varlıkların her birinin ifadesidir kelime. Yani Allah'ın sonsuz ilim alanından kainata yansımış, yaratılmış, bize gönderdiği bütün varlıkların tek tek isimlerinin her biri bir kelimedir. Ve biz o kelimeleri kullanarak işarette bulunuruz. Çocuklara dili böyle öğretiyoruz. Çocuk ana dilini böyle öğreniyor. Ona diyoruz ki bu kuş, ona diyoruz bu yer, ona diyoruz bu gök. Ya da anne baba, baba ona diyor ki hele amcana bir söv. Küçük çocuğu alıyor kucağına, küfürü öğretiyor. Ya da diyor ki hele bir kelime-i şehadet getir. Seçtiğimiz kelimelere bir bakalım aile içerisinde çocuklara öğretirken nasıl bir facianın içerisinde yaşadığımızı millet olarak büyük ölçüde göreceğiz. Doğru kelimeleri öğretmekte maalesef son derece geride kalıyoruz. Kendi evimizden, kendi ailelerimizden biliyorum. Bir gün ilahiyat mezunu olan kardeşimin evine gittim, yemek yiyeceğiz. 2 yaşındaki çocuğunu kucağına aldı ve bana şöyle seslendi. Bana bakarak. Abdülaziz, hele amcana bir kaşlarını çat da bir görsün. Döndüm kendisine dedim ki Cemil, kaşlarını çatma yerine tebessüm etmeyi öğretseydin ya. Deseydin ya amcana bir tebessüm et de bir görsün. Niye kaşlarını çattırıyorsun çocuğun? Büyüdüğünde de bana kaşlarını çatacak. Emin olun, şu anda eğer o çocuk birilerine kaşlarını çatıyorsa, babasının ona 2 yaşında hafızasına yazdığı kaş çatma kelimesi vardır arkasında. Bu kadar önemli. Bu kadar hayati. Çünkü onun zihnine siz o kelimeyi yerleştiriyorsunuz. O kalıbın oradan çıkma ihtimali çok zor. Ve çocuklukta oluyor bu. İşte o yüzden değerli kardeşlerim, bizim kelimeyle ilgili hassasiyetimizi mutlaka oluşturmamız ve asla unutmamamız gerekiyor. Çünkü her gün bununla karşı karşıyasınız. Her an bununla karşı karşıyasınız. Şuradan çıkıp birinin hakkında dedikodu edebilirsiniz. Şuradan çıktığınızda sokakta bir küfür sözü duyabilirsiniz. Şuradan çıktığınızda birisinin kelamı kibarıyla karşılaşabilirsiniz. Ya da kötü bir sözüyle karşılaşabilirsiniz. O kadar dop dolu. İçimiz dolu bununla. Kelime namustur. Bunu böyle bilmedikçe meseleyi halledemeyiz. Çünkü ağzımızdan çıktığı anda bizi mahkum eder. Sanki namusumuza halel gelecek kadar hassas bir şekilde kelimeyi düşünüp kullanmamız gerekiyor.
Bu hassasiyeti sağladığımızda ne olur biliyor musunuz? Ya hayır konuşuruz ya da susarız. Bunu sağladığımızda söz gümüşse sükût altındır, bunu anlarız. Mesela kelime ile ilgili tamlamalar var. Kelime hazinesi diyoruz. Neden kelime hazinesi zayıf olan daha az düşünebiliyor? Neden cehalet kelime hazinesinin yetersizliği ile alakalıdır? Çünkü cehalet içerisinde kalan insan karanlık içindedir. Sebebi göstergeleri yoktur. Kelime aynı zamanda göstergedir. Bize evreni, kainatı, hadiseleri gösterir. Siz eğer o göstergeyi bilmezseniz düşünemezsiniz ve konuşamazsınız. O yüzden hayali şu beytinde bize çok önemli bir ders veriyor. Divan şairi hayali diyor ki, cihan ara cihan içindedir, arayı bilmezler. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Cihanı var eden diyor, işaretlerini koymuş ama görmüyorlar. Yani göstergelerini koymuş. Bak kuş demiş, deniz demiş, balık demiş, gök demiş, yıldız demiş. Daha neler var bilmediğimiz, milyarlarca kelime. Koymuş ama görmüyorlar diyor. Deniz canlıları da denizden habersiz diyor. Balıklar da denizi bilmiyor. Kuş uçuyor, göğü bilmiyor. Köstebek toprağın altında, toprağı bilmiyor. Ama insan nasıl bilmez? Konuşabilen, düşünebilen, muhakeme edebilen, yargılayabilen insan nasıl bilmez? Bilmediğinde onun zihin dünyası gittikçe kapanır. Ve bu yüzden cehalet karanlığa mahkum olmak demektir. Ve cahil insanın kelimeleri zayıftır. Kelime hazinesi zayıftır. Azdır, yetersizdir. Bakamaz, düşünemez. Bir de bir mesele daha var dostlar. Karanlıkta kalan insan her şeyi karanlıktan ibaret zanneder. O yüzden cahil insan bildiklerinin çok olduğunu zanneder. O yüzden ukalalık yapar. Bilmediği konuda o yüzden ahkam keser. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife? Alim kocadıkça koç olur, cahil kocadıkça hiç olur. Alim neden kocadıkça koç olur? Çünkü gittikçe kelimeleri artar, okur, kendisini geliştirir, hafızası zenginleşir, daha fazla şeye vakıf olmaya başlar. Cahil neden kocadıkça hiç olur? Çünkü gittikçe kelimelerini unutur, yenilemediği için, geliştirmediği için daha da azalır. Ve kelimeler ortadan kalktıkça karanlık artar. Hiç olur. Kelime hazinesi bu açıdan önemli. Başka deyimler de var, tamlamalar. Mesela kelime-i tevhid. Bir Müslümanın kainata aykırmasıdır. Allah'tan başka ilah yoktur. Kainatın en büyük göstergesidir kelime-i tevhid. Kelime-i şehadet. Ben inanıyorum ki la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun kulu ve elçisidir diyen adam bütün kainata bir göstergede bulunuyor. Diyor ki hepsinin sahibi o. Bu basit bir söz değildir. Bu yüzden ezan basit bir ifade değildir. Bu nedenle ezandan rahatsız olan adam Allah'ın göstergelerinden rahatsız olmuş demektir. Bu kadar hassas ama meseleleri bilmediğimiz için konuyu anlamakta zorlanıyoruz. Ve eskilerin bize öğrettikleri bir deyimi de size söylemeden geçemeyeceğim. Daha doğrusu bir tamlamayı. Kelime-i tayyibe. Eskiler derdi ki kelimeleriniz kelime-i tayyibe olsun. Ne demek? Temiz olsun. Güzel kelime kullanın. Çirkin kelime kullanmayın. Kelime-i tayyibeyi kullanın. Babam rahmetli bana bizatihi derdi. İki divanı ezberden okuyan adamdı. Yüzlerce şiir vardı ezberinde. Oğlum derdi, kelime-i tayyibe kullanmıyorsan kelimelerin çirkinleşir. Kelimelerinin güzelliğini kaybedersin. Temiz kelime kullan, güzel kelime kullan, kızdığında bile kötü kelime kullanma. Bir yanlışı dile getirirken, eleştirirken güzel kelimelerle eleştir. Kelamı kibarla eleştir oğlum. Yanlış kelime kullanma ki eleştirdiğin insanı kırmaya hakkın yoktur. İşte bunu biz kaybettik. Biz bu toplumda bugün birilerini eleştirirken kırıp geçiriyoruz. Sosyal medyaya bakın yeter. Mahvediyoruz insanları. Haklarında neler yazıyoruz, neler söylüyoruz. Oysa bilmiyoruz ki eleştirdiğimiz insanı kırmaya hakkımız yoktur. İşte kelime bu yüzden çok önemli. Peki nereden geldi? Bu da çok temel bir problem. Biz nasıl konuşabiliyoruz? Siz beni nasıl dinleyebiliyorsunuz şu anda? Ve nasıl görüyorsunuz kardeşinizi sahnede konuşurken? Görüyorsunuz, dinliyorsunuz, işitiyorsunuz, dikkat kesilmişsiniz ve bakıyorsunuz. Nasıl?
Neden ben kendilerine konuştuğum zaman kediler beni aynı şekilde dinlemiyorlar? Neden ben çobanlık yaparken dağda, kırlarda, koyunlarla, bulutlarla konuşurdum çocuk halimde? Beni durup dinlemiyorlardı. Çünkü Allah sadece insana akıl vermiş. Sübuti sıfatları sadece insana bu derece etkili bir şekilde yansımıştır. Biz konuşmamızı tabiattan almadık. Batının aristocu akılcı felsefesinin söylediği gibi insanın konuşmasının ve sanat yapmasının arkasında mimesis yoktur. Mimesis bir yalandan ibarettir. Sanat tabiatı taklitten doğmaz. Tabiat dahi yaratılmıştır. Eğer öyle olsaydı ben konuşmayı tabiattan öğrenirdim. Tabiat beni duymuyor bile konuştuğumda. Bulutla konuşuyorum, bulut beni dinleyemiyor. Yok o vasfı çünkü. Aristo tabiatın tanrı olduğunu ve sonsuza gideceğini söyler. Ve Batı metodolojisi Aristo metodolojisidir. Ve mimesisi kullanan Aristo'dur. Ve bugün bizim edebiyat fakültelerimizde, şiir ana bilim dallarında, güzel sanatlar fakültelerinde mimesis okutuluyor. Allah'ın sıfatları değil. Nasıl kaybetmişiz kelimeleri? Çünkü konuşma, kelam sıfatı Allah'tan bize gelir. Allah bize ruh üflediği için bunu yapabiliyoruz. İbn Sina ne diyor? Beden ruha giydirilmiş kılıftır. Ruh bedenden çıktıktan sonra beden ruhun yapabildiği hiçbir şey yapamaz. Onun için duyamaz beden ölünce insan. O yüzden göremez. Gözler kapanır. Hatta gözleri açık olanların kapatırlar gözlerini. Çünkü açık olsa da o gözler görmez artık. Çünkü görmeyi sağlayan Allah'ın bize üflediği ruhtur. O ruhtan geliyor bize özellikler. Ve Allah'ın sıfatları ikidir. Zati, sübuti, zati sıfatları kendisine hastır. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsihi. Varlığı mutlak, ezeli, ebedi, tek, vahdaniyet. Öyle yüzlerce tanrı filan yok. Deniz tanrısı, gök tanrısı, flora, çiçek tanrısı, Poseidon deniz tanrısı, Poseidon. Tanrılar tanrısı Zeus, öbür tanrı, la ilahe illallah. Hepsi yalan. Hiçbir tanesi yok. Kimse de bugüne kadar görmemiş. Yani binlerce yıldır pagan kültürünün tanrılarını gören bir adam var mı dünyada? Hepsi yalan. Ve Hollywood bugün bu yalanlar üzerine bütün dünyanın hafızasını aforoz etmiş durumda. Ve bütün dünyanın hafızasını aynı zamanda köleleştirmiş durumda, mankurtlaştırılmış durumda. Aforozu nerede yapmış? Kendi kavramlarını atarak o hafızadan. Uzaklaştırarak. Peki köleliği nerede oluşturmuş? İşte öyle bir kölelik oluşturmuş ki milyarlarca insanın az sayıdası vicdanından rahatsız olup Filistin için ayağa kalkabiliyor. Amerika'da milyonlarca insan susmuş duruyor bu hadise karşısında. Köleleştirmiş çünkü. Benim ülkemde bile mankurtlaştırmışlar, köleleştirmişler. Bu ülkede yaşadığı halde bu ülkenin dinine, imanına, tarihine, geçmişine, geleneğine, bütün değerlerine düşman adam hafızası elinden almış mankurdun daha kendisi, ta kendisidir. İşte o yüzden biz konuşma kabiliyetimizi vahdaniyeti olan, tek olan Allah'tan aldık. Ve onun diğer iki sıfatı da baki, ezeli, ebedi, tek, varlığı mutlak dediğimiz Rabbimizin diğer iki zati sıfatı da kıyam bi nefsi, hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Siz onu Tanrı diye gösterip yemek yediremezsiniz ona. Ve muhalefetün lil havadis, hiçbir yarattığına benzemez. Benzetemezsiniz onu. Deyip resmini yapamazsınız. Onu bir insan suretinde gösteremezsiniz. Çünkü muhalefetün lil havadistir. Hiçbir şeye benzemez. Zamandan ve mekandan münezzehtir. İşte o yüzden bu zati sıfatlar kendisine has olduğu için yarattığı ve ruh üflediklerine de sübuti sıfatlarını vermiştir. Hayat, ilim, semiya, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. İşte hayat ondandır, ilim ondandır, konuşma ondandır. Yani kelam sıfatı. Görme ondandır, basar, işitme ondandır, semiye, irade ondandır, güç ondan geldi, sanat ondan geldi. Ve bunların içerisinde kelam sıfatı bizim konuşmamızın ana kaynağıdır. Ruhumuzdan bize geliyor, ruhumuz konuşuyor, bedenimiz değil. Ağız konuşmuyor, ruh konuşuyor. Ağız sadece malzeme, ağız sadece vasıta, ruh konuşuyor. Ölürse tenler ölür, canlar ölesi değil diyen Yunus, onun için ruhu konuşturuyor, bedeni değil.
Bunu bilmemiz lazım ve Allah'ın kelam sıfatından bize gelmiş bu vasıf. Konuşmak. Kelimeyi oradan aldık. Hazreti Adem'i yarattı ve Esma'yı öğretti ona. İlk kelimeleri ona öğretti. Peki Allah'ın sübuti sıfatından gelen bir kelimeyi biz ağzımızla nasıl kirletiriz? İşte bu inanç ve bilinç olduğu zaman bu dünyayı düzelteceğiz biz. Kötü kelimeleri hayattan uzaklaştırdığımız zaman bu dünya başka bir dünya olacak. Ve maalesef benim ülkem kelime açısından sınıfta kalan bir ülke benim güzel kardeşlerim. Şimdi gelecek, göreceksiniz nasıl sınıfta kalıyoruz. Bir de bedenin kelimesi var, beden dili. Biz sadece ağzımızla da konuşmayız. Sadece kelimeyi kullanarak konuşmuyoruz. Bir de tavrımızla, tarzımızla, yüzümüzle, duruşumuzla, bedenimizle verdiğimiz bir imaj var, bir dil var, bir mesaj var. Derler ya hani Akdeniz'de, Karadeniz'de gemileri batmış. Bakarlar adamın yüzüne. Derler ki şuna bak, sanki gemileri batmış. Ben hiç unutmam, bir marketten alışveriş yapıyorum. Kasiyerdeki kardeşimizin yüzü durmadan kurşun atıyor size. Böyle sanki öldürecek gibi bakıyor. Herkes rahatsız. Ben tebessüm ederek aldım geçtim. O bana böyle sert sert baktı, ben tebessüm ettim geçtim. Ama arkadaki birisi bir cümle söyledi. O kadar garip ve hoş bir cümleydi ki arkadaşına söyledi. Ne dedi biliyor musunuz? Bakın o kardeşimiz hiç konuşmuyor. Sadece beden diliyle mesaj veriyor kasiyer. O diğer kardeşimiz yanındakine dedi ki ya dedi sanki ben alışveriş yapıyorum, bu kardeşimizin babası ödüyor. Kasiyer için. Bakın beden dili nasıl bir mesaj veriyor. O yüzden şöyle diyemezsiniz, kimse ilgilendirmez, ben kaşlarımı çatarım. İlgilendirir. Sizin kaşlarınızı çattığınız bir yerde bir insan kendisine çatıldığını anladığı anda kırılır. Canı yanar. Çünkü yalnız yaşamıyorsunuz. Tek başınıza değilsiniz. Ne evinizde, ne sokakta, ne iş yerinde tek değilsiniz. İnsanlar var. Beden dilinize dikkat etmek zorundasınız. Benim derslerimde arkadaşlarım belki hatırlar, belki hatırlamaz bilmiyorum. Bazen hasta olurdum, rahatsız olurdum. Mesela böbrek taşı düşürüyordum. Böyle sarıyordum belime, kuşakları geliyordum. Ama arkadaşlara söylüyordum. Arkadaşlar yüzümde bir gariplik görürseniz rahatsız olmayın. Çünkü canım yanıyor şu anda diye. Rahatsız olmasınlar diye. Bu o kadar önemli. Peki kelimeyi doğru kullanmak ne getirir biliyor musunuz? Size şimdi bir filozofi arkadaşıyla konuşurken arkadaşı ona soruyor. Diyor ki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz? Filozofun cevabı şöyle: ben yapmam, ben sadece düşünürüm, yapmayı size bıraktım diyor. Aslında üç insan tipinden söz ediyor filozof. Düşünen, yapan, hem düşünen hem yapan. Sadece düşünenler hayalinin dediği gibi o göstergelere vakıf olup fikir üretenlerdir. Filozof olurlar, alim, bilgin olurlar, hayalperest olurlar vesaire. Ama düşünen insan önemlidir. Tefekkür, Kur'an-ı Kerim'de defalarca bize düşünmez misiniz, düşünmez misiniz, akletmez misiniz diye buyurur Cenab-ı Hak. Onun için düşünmek önemli. Düşünenler alim, bilgin, filozof vesaire olur ama yapanlar köle olur sadece. Adam sadece yapıyor, hiçbir şey düşünmüyor. Bir de hem düşünenler hem yapanlar da hakim olurlar. Hükmederler. Nasıl mı? Buradan çıkınca telefonlarınızın markasına bir bakın. Şuradan çıkın, sokaktan geçen arabaların markalarını bir okuyun bakalım. Kim yaptı size, sattı onları? Almanya'nın arabaları kaç tane var Türkiye'de? Binlerce değil mi? Japonya'nın arabaları? On binlerce hatta. Ne binlercesi? Peki ben size Türkiye'nin kaynaklarıyla Almanya'nın ve Japonya'nın kaynaklarını mukayese edeyim. Türkiye'nin kaynakları Almanya'nın yeraltı yerüstü kaynaklarının 26 katıdır. Türkiye'nin yeraltı yerüstü kaynakları Japonya'nın kaynaklarının 112 katıdır. Eğer 10 senede değişmediyse, akademik çalışmanın bir sonucunu veriyorum size. Nasıl oluyor da bir ülkeden 26 kat daha fazla kaynağa sahip bir ülkenin evlatlarının sokakları onların arabalarıyla dolup taşıyor? Çünkü onlar düşünüp yaparken biz yapamadık. Biz düşünüp yapamadık. Biz sadece yaptık. Köle gibi denileni yaptık. İşte o yüzden 1945'te yerle bir olmuş Almanya'nın ve Japonya'nın haline bir bakın, bir de benim ülkeme bakın. İşte o yüzden 1960 yılında, 15 yıl sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan 15 yıl sonra yerle bir olmuş Almanya'nın fabrikalarına benim halamın kocası tuvalet temizlemek için işçi olarak gitti.
Bunun anlamı şu. Biz millet olarak 100 yıl değil 200-250 yıldır sadece yapıyoruz, düşünmüyoruz ve üretmiyoruz. Düşünen ve yapan olmadığımız için Gazze'de tünellerde savaşıyor bizim kardeşlerimiz. Neden hiç sormuyoruz ki onlar tünelde, onlar neden yukarıda? Onların neden bu kadar uçağı, topu, bombası var da bizimkiler tüneldeler? Niye sormuyoruz bunu? Asıl problem bu değil mi? Neden cephede karşı karşıya savaşacak kadar karşı gücümüz yok bizim? Neden çevresindeki, Gazze'nin çevresindeki krallar bu kadar suskun? Benim güzel kardeşlerim, köleleşmiş bir İslam dünyası var da ondan. Düşünmeyen ve yapamayan bir İslam dünyasıyla karşı karşıyayız da ondan. Hani biz Allah'ın Kur'an'ına inanıyoruz ve orada Cenab-ı Hak buyuruyor ki insan için çalıştığından başkası yoktur. Nerede kaldı inancımız bizim? Çünkü biz kelimelerimizi kaybettik. Nedenleri tartışılır. Sadece şu yüzyıl içerisinde benim dilimin kelimelerini boşaltmak için yüzlerce, binlerce çalışma yapmış bizim karşımızdaki insanlar. Dilimizin içini boşaltmak için. Hafızamızı boşaltmak için. Hafızaları boşalanlar mankurtlardır çünkü, kölelerdir. Mankurt biliyorsunuz kafa derisi yüzülürken hafızasını kaybeden adamdır. Canlı canlı kafa derisi yüzülüyor, yerine deve diken, deve derisi dikiliyor. O arada çok büyük acılar çektiği için hafıza gidiyor. Biz bu adama mankurt diyoruz. Mankurt ya da bu manada köle bir kişiyi hatırlıyor sadece, kafa derisini yüzen adam. O ne derse onu yapıyor. Filistin'de esir takasında iri yarı bir Filistinli kardeşimizi de verdiler, ya takas ettiler. Hafızası silinmişti, hiçbir şey yok, hala hatırlamıyor hiçbir şey. Ya anneyi bilmiyor, Filistin'i bilmiyor, direnişi bilmiyor, Hamas, her şey gitmiş bir Hamas mücahidinin halini söylüyorum. Bir tek kelime aklında, kendisine yemek veren İsrailli. Hiçbir şey hatırlamıyor çünkü bütün hafızada kelimeler gitmiş. O zaman benim güzel kardeşlerim, bir insanın mankurtlaştırılırken kaybettiği kelimeleri bizim çocuklarımız mankurtlaştırılmadıkları halde niye kaybediyorlar? Çünkü köleleştirme sadece kafa derisi yüzmekle olmuyor. Bir de bir milletin hafızasındaki kelimeleri çıkarır, başka bir milletin kelimelerini koyarsanız o da köleleşir. O da sizin milletinizin değil, öbür milletin vatandaşı olmaya başlar bir süre sonra. Benim ülkemde hala yüz binlerce genç bu ülkede yaşanmaz, gitmem lazım diye tweet atıyorlar, mesaj atıyorlar. Oysa Balkanlardaki kardeşlerimiz, onlar cehennemin neresi olduğunu bilmiyorlar diyorlardı bize. Batının nasıl bir cehennem olduğunu bilmiyorlar. Kelime bu kadar mühim. Ve şu üç kelimeyi de lütfen bugün hafızanızda taşıyarak gidin. Temaşa, nazar ve inşa. Temaşa seyretmek demektir. Nazar bakmak, incelemek, değerlendirmek. Hani bu olumsuz nazar da oradan geliyor. Adam böyle dikkatli bakıyor, vay be diyor, kıskanıyor, haset ediyor, nazarı değiyor. Orada bile bir bakış var, bir inceleme var. Duvara bak diyor mesela. İşte nazar, felsefede nazar etmek, neden, niçin, nasıl sorularını sorarak bakmaktır hadiselere, olaylara. Bir insan sadece nazar ediyorsa, işte sadece temaşa ediyorsa, nazar etmiyorsa yapandır, seyredendir. Ama aynı zamanda nazar ediyorsa düşünendir. Ve temaşadan sonra nazar edip bir de inşa ediyorsa yapandır. Hükmeden odur işte. Düşünen ve yapan inşa edendir. Sadece temaşa edense sadece yapandır, seyredip yapan. Ama nazar edense fikir üretendir. Bizim çocuklarımızı biz film seyretti geçti, okula gitti öğretmeni seyretti geçti, sokağı seyretti geçti, Gazze Savaşı'na baktı geçti, dünyaya baktı geçti. Zannetti ki dünya hep böyle gidecek. Bu şekilde yetiştirirsek onlar temaşacı olur. Nazar eden ve inşa eden çocuklar yetiştiremeyiz. Onun için ailelerin çocuklarının inşacı olması için çalışmaları gerekiyor. Bunun yolu da kelimeden geçiyor. Onlara öğreteceğiniz kelimelerden geçiyor. Çocuğum, sadece seyretmeyeceksin, yapacaksın dediğiniz yerde durum ve sonuç başka olur. Çocuğum, al bu çizgi filmi izle. Eline telefonu verip, tableti verip siz de kendi eğlencenize gittiğiniz yerde o çocuğun akıbeti başka olur. Ve bugün Türkiye'de ailelerin büyük kısmı maalesef çocuklarını temaşacı olarak yetiştiriyorlar, seyreden.
yapan olarak yetiştiremiyorlar. Ve hele şimdi böyle kelimenin katmanlarına da bakınca iş daha da acı bir noktaya geliyor. Benim güzel kardeşlerim, bir de kelimenin altı ve üstü var. Şimdi ben altını ve üstünü kısa anlatacağım. Siz karar verin, benim ülkem kelimenin üstünde mi yaşıyor, altında mı yaşıyor? Kelime hemen ortada. Bütün ilmi çalışmalar o orta yerde yer alır. Kelimenin güzelleştirilmediği, henüz çirkinleştirilmediği orta yer kelimenin gerçek haliyle kullanıldığı yerdir. Mesela çiçek dediğimiz yerdir. Ama çiçek dediğinizde güzelleştirirsiniz. Mesela işte gökyüzü dediğimiz yerdedir. Ama gökyüzü dediğinizde güzelleştirirsiniz. Yukarı çıkar kelime. Kelime ortadadır. Şimdi bakın önce üstüne bakalım. Kelimenin bir üstünde kelamı kibar vardır. Eskiler kelamı kibar derdi. Yani sözü güzelleştirerek söylemek. Kelimeler var. Siz o kelimelerden seçki yapıyorsunuz ama güzel söyleyerek o kelimeleri kullanıyorsunuz. Mesela annenizle ayrıldınız bir ay iki ay. Hasret. Yüz yüze geldiniz. Vay benim anam dediniz, gittiniz sarıldınız. Ayrı. Beni doğurup 9 ay zahmetimi çeken dünyanın gülü, kokun burnumda titiyor, gel sana bir sarılayım dediğinizde ayrı netice olur. Çünkü ikincisi kelam-ı kibardır. Ya da babanıza, ya da abinize, arkadaşınıza, dostunuza, senin dostluğunla ben yolda yürürken ayağıma takılacak taşların yoldan kalktığını görüyorum bazen dediğinizde dostunuzu yüceltmiş olursunuz. Ama sen ne biçim dostsun dediğinizde de küçültmüş olursunuz. İşte o yüzden kelam-ı kibar. Kelimenin bir üstünde sözü güzel söylemek vardır. Şimdi rahmetli babamın kelime-i tayyibe kullan dediği yer burasıdır işte. Çünkü ben hayatımda bir tek kötü sözünü duymadım. Güzel söz söylemek insanı insan yapar ve yüceltir. Bir adım yukarısıdır kelimenin hemen. Bir adım yukarısı kelam-ı kibar. Beden diliniz güzel, bir de kelam-ı kibar kullanıyorsunuz, düşünün sonucunu. Beden diliniz kötü, bir de kelimenin altına inip sert kelimeler kullanıyorsunuz, bir de bunu düşünün. Kelam-ı kibarın hemen üzerinde şiir vardır. Yani güzel sözü ahenkle, ilimle, biçimle, ilhamla buluşturan, sanatkar olan şair, kelam-ı kibarı unutulmaz kılar, kafiye ile ve başka şeylerle. Derinlikle. Şiir. İnsana Allah'ın verdiği en özgel sanat dalı. Ama kötü söze bulaşmamış şiirden söz ediyorum. Şuara suresinde Rabbimizin şu şairler ki dediği yerdeki şiirden söz ediyorum. Ayette Şuara suresinde buyurur ki şairler ki onlara ancak sapkınlar uyar. Onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak İnanan, salih amel işleyen ve zulme uğradıkları için şiir söyleyenler müstesna diye buyurur. İşte kelam-ı kibarın üzerindeki şiir bir mümin insan için ayetin devamında, sonunda ortaya çıkar. Başında değil. Sapkınlık yok. Şiiri kullanarak, sanatı kullanarak sapkın davranışlar göstermek yok. O zaman aşağı inersiniz. Onun yeri de geliyor zaten. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, kelime, kelam-ı kibar, şiir, hemen onun üzerinde hadis, onun üzerinde ayet vardır. Allah kelamı. Bir Çinli içinde Buda'nın sözü vardır. Yani kültürler açısından değişmez bu. Kelime, güzel söz, şiir, mukaddes metin. Öyle diyelim. Kimse hangi millettense onun mukaddes metni vardır. Bu sadece bizim için değil yani. Burada bir problem yok. Gayet de güzel. Hepinize gelecek yıllarda kelam-ı kibarlı, şiirli, mukaddes metinli zamanlar dilerim. Ama bir de kelimenin altı var. Şimdi o alta indiğimizde göreceğiz ve düşüneceğiz. Acaba biz ve ülkemiz kelimenin altında mı yaşıyoruz, üstünde mi? Kelimenin hemen altında ne var biliyor musunuz? Gelin şurada bir iki çift laf edelim dediğimiz o laf var. Ya gelin birkaç laf edelim burada diyoruz ya bazen. İki çift laf etmek, deyim böyle yani. İki çift laf. Laflamak vardır. Kelimenin hemen altında laflamak var. Peki laf kelimesinin manasını biliyor musunuz? Çerçöp demek. Laf kelimenin anlamı sözün çerini çöpünü toplamak demektir. Hadi şu sözün biraz kelimenin çerini çöpünü toplayalım anlamına gelir laflamak. Laf.
Burası gayet insani diyelim. İnsanız, olur ya, kusurumuz var, eksiğimiz var. Tehlikesi şu: aşağı indirebilir sizi. Laflarken küfür sözüne gidebilirsiniz. Laflarken dedikodu yapabilirsiniz. Laflarken herze yiyebilirsiniz. Laflarken yanlış bir söz kullanabilirsiniz. O yüzden tehlikelidir. Ve kelimenin hemen altındadır laf. Onun altında ne var? Çirkin küfür sözü var. Vay senin diye başladığı zaman insanların yüzümüzü kızartan söz. İşte o söz, kelimenin altında laf, lafın altında küfür, orada duruyor. Ben trafikte bile bugün hala ne küfürler duyuyorum. İnsanlar bir hata yaptı diye tanımadığı insana nasıl küfür ediyor bir görseniz. Bakın, küfür sözü o kadar tehlikeli ki dayak yer insan. Fazla kullandığı zaman kavga çıkar. Tehlikelidir. Zaten sonunda bir deyim anlatacağım. O deyimde nasıl dayak yediğini göreceksiniz küfür yiyen bir adamın, küfür eden bir adamın. Onun hemen altında ne var? Hazır olun şimdi. Hepimizin hayatının en temel problemi. Mala yani. Boş söz. Gıybet. Dedikodu. Zan. Tan etmek. İtham etmek. İftira etmek. Dedikodusunu yapmak. Gıybetini yapmak. Küfürden daha ağırdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizim inancımıza göre bir insanın hakkında konuşmak etini yemektir. Etini yemektir. Kardeş eti yemektir. Kelimenin esrarı, Efendimiz sofra kuruluyor, ashabıyla sofraya oturacak, diyorlar ki iki arkadaş da orada, çağırın diyor onları. Çağırıyorlar, onlar da gelip sofraya oturacakken Peygamberimiz buyuruyor, diyor ki sizin karnınız tok. Ama ey Allah'ın elçisi, biz yemek yemedik diyorlar. Kardeşlerinizin etini yediniz ya diyor. Peki sizce biz bu toplumda her gün ne yiyoruz büyük ölçüde? Sofralarımızda ne yiyoruz sizce? Yemek yerken bile kardeş eti yiyoruz bazen. Televizyonlarımızda, programlarımızda, sosyal medyada sizce en çok hangisi var? Küfür ve dedikodu. Küfür ve malayani. Utanıyorum bazen yazılanlara bakmaya. Her türlü küfür sözünü iftirayla, dedikoduyla aynı anda kullanan binlerce insan var. Yüz binlerce insan, milyonlarca insan var bu ülkede. Bu kadar ağır bir durumdayız. Açın bakın. Çıkınca hemen açın. Genel bir bakın sosyal medyada neler yazılıyor, neler yapılıyor. Kelimenin bu kadar altındayız. Neden küfürden daha ağır? Çünkü yuva yıkar dedikodu. İftira ölüme kadar götürür insanı. Ve çünkü dedikodu yaptığınız zaman sizin hakkınızda da dedikodu yapılmaya başlanır. Karşılıklı fitneye sebep olur. Toplumu bozar. Küfür yine ehvenişerdir ona göre. Çünkü sürekli yapamaz, dayak yer adam. Ama dedikodu, gıybet sürekli yapılabilir ve kimse dönüp demiyor ki yapma. Kendi hayatımdan biliyorum. Bir gün evde oturdum. Kimseyi suçlamıyorum. Kendi hayatımızdan misal vereyim. Kız kardeşlerim altıdır benim. İşte eşim filan oturmuş konuşuyorlar. Ben de televizyondan haberlere bakıyorum. Erzurum'dayım. Benim güzel kardeşlerim iki köyü bitirdiler, üçüncü köye geçtiler. Sırayla gidiyorlar köyleri. O öyleydi, bu böyleydi. Söyleyeceğim, fırsat kolluyorum. Bir dursunlar. Sustular. Yanlarına gittim. Dedim ki şimdi ben konuşabilir miyim? Evet abi dedi büyük kız kardeşim. Siz beni kaç yıldır tanıyorsunuz? 30-35 yıl. Hiç benim size başka birinin adını anarak birisinin hakkında konuştuğumu duydunuz mu? Vallahi duymadık. Babam da konuşmazdı. Siz niye oturmuş köylerdeki insanların aleyhinde konuşuyorsunuz? Birisi dedi ki ama abi öyle tatlı ki. İşte bu tatlı gelen şey var ya, dünyanın en acı zehirlerinden bir tanesi. O başkalarının hakkında konuşma tadı var ya, öyle bir zehir ki öldüğümüz zaman göreceğiz. Kul hakkı. Affı yok. Mahşer meydanında kul hakkı olanlar gelecek, diyecekler ki benim bunda hakkım var. Benim aleyhimde konuştum. Bu nedenle kelimenin en altının bir üstünde yer alır. Gıybet, dedikodu, iftira, zanla konuşmak. Zan da yok. Bu herhalde diye başlayamazsınız. Ayet var. Size zanla gelen bir haberi iyice araştırın diyor Allah. Hemen zanla birisi hakkında bir şey yazılıyor. Sosyal medyada herkes üşüşüyor oraya. Bir araştıralım, inceleyelim, doğru mu değil mi diye kimsenin merak ettiği yok neredeyse. Ve benim güzel kardeşlerim, kelimenin dibine geldik şimdi. Şimdi kelimenin dibi size ne çağrıştırıyor?
Bu ülkede kelimeyi nasıl yanlışladılar, nasıl bozdular biliyor musunuz? Bazı insanları yüceltmek isterken şöyle yazıyorlardı sosyal medyada, adamın dibi. O kadar çok okudum ki bunu. İlk zamanlar anlayamadım. Yani adamın dibi derken, ya bu çok adi bir adam herhalde, böyle yazıyorlar diye düşünmüştüm. Baktım övüyorlar arkasından. Ya bu adamın dibi var ya, çok yaman bir adam, çok iyi bir, Allah Allah. Dip kelimesi zaten çukur demektir. Adamın çukuru nasıl iyi olabilir? Kelimeleri nasıl çeviriyoruz görüyor musunuz? Nasıl yanlışlıyoruz? İşte en altta olan kelime ise benim güzel kardeşlerim herze. Herze yemek. Eskiler bizim büyüklerimiz derlerdi. Çocuklar herze yemeyin. Biz böyle birbirimize makamla falan sövdüğümüz zaman öyle söylerlerdi. Aman ha, herze yemek yok, dayak yemişizdir. Neden? Evde yok ama çobanın çocuğundan öğrenirdik. Çıkardık dışarıda bir yerde öğrenirdik. Ve biz geldiğimiz zaman, duydukları zaman bizi döverler. Ben tokat yerdik. Derlerdi ki herze yok. Kötü söz yok. Söylemeyeceksiniz. Herze kötü sözün sanatlaştırılmış halidir. Yani çirkin bir söz şiire yazılıyorsa herzedir. Bir tiyatro belden aşağı cümlelerle yapılıyorsa herzedir. Neler var sahnelerde? Bir stand-up'tan yarısından aşağı belden aşağı cümlelerle geçiyor bir stand-up. Baktığınızda görüyorsunuz bunu. Herze yemektir. Herze gü der eskiler. Herze yiyen adam. Herze vekil derler. İşi gücü herze yemek olan adam. Ve ne kendi bir söze kadir ne bir müellifi var. Herze itan ile ağzı mala mal der Gelibolulu Mustafa Ali Efendi. Diyor ki bir söz söylemeye kadir değil. Bir müellifi de yok ama durmadan herze yiyor, ona buna sataşıyor, kötü söz söylüyor. Bakın eskiler bu konuyu dile getirmişler. Herze en dipte. Şimdi size sorum şu. Sizce ortalama olarak benim ülkem kelimenin üzerinde mi yaşıyor, altında mı yaşıyor? Varın siz karar verin. Tecrübelerinizle, tespitlerinizle siz karar verin. Peki ikinci sorum da şu. Siz kelimenin altında yaşıyor diyorsanız benim ülkemdeki insanların büyük çoğunluğu kelimeyi nasıl aşağı indirirsiniz artık? Ve nasıl bunun omuzlarınızda yükünün olduğunu hissetmezsiniz? Lütfen gittiğiniz zaman okulunuzda, yurtta, evde, bulduğunuz her yerde insanlar kötü kelime kullanıyorlarsa müdahale edin. Tanıdığınız insanlara, tanımadığınızı ederseniz kavga çıkar. Tanıdığınız insanlara müdahale edin. Yapmayın deyin. Kötü söz söylemeyin deyin. Kelimenin esrarı buna uygun değil deyin ve müdahale edin. Başka türlü kurtulma imkanımız yok. Biz o zaman güzel bir ülkeyi ancak tesis edebiliriz, bina edebiliriz. Yoksa bütün meselelerin burada düğümlendiğini bugün burada anlayıp çıkalım. Kelimeyi güzelleştirmek demek zaten yukarıya gittiğimizde okumak demektir. Fuardan kitabı alıp götürüp bir yere koymak değil, okumak demektir. Öğrenmek demektir, kelimeyi zenginleştirmek demektir. Bu bize çokça fayda sağlayacak. Güzel bazı sözler, bakın ya hayır konuş ya sus, hadis. Söz gümüşte sükut altındır. Arapların çok sevdiğim çok güzel bir atasözleri var. Araplar diyorlar ki konuşmadan önce dilinizi yutun. O kadar güzel ki. Ya bir dilini yut diyor söylemeden önce. Dilim yok kabul et. Bir düşün. Ben bunu söylüyorum neye mal olabilir? Çok güzel bir atasözü. Şems-i Tebrizi'nin çok güzeldir o sözü. Diyor ki Allah bizim çok konuşmamızı az dinlememizi murad etseydi iki ağız bir kulak verirdi. Ama bize bir ağız iki kulak vermiş. Az konuşup çok dinleyelim diye. Ve Sadi Şirazi der ki İki şey aklın noksanlığına işarettir. Konuşulmaması gereken yerde konuşmak, susulmaması gereken yerde de susmak. Dostoyevski de şöyle söylüyor. Bu dünyanın diyor en zor işi doğruyu söylemek, en kolay işi de boş boş konuşmak. Yani herze vekillik yapmak. Bunlar çok güzel sözler. Ve geldik ayetlere ve konuşmanın yavaş yavaş sonuna. Bakın ayet bize konuşmayla alakalı neler söylüyor. Ne kadar mühim. O kolay kullandığımız kelimelerin dünyamızdaki yerinin bu ayetler dikkate alınarak belirlenmesi lazım. Kaf suresi 18. Allah buyuruyor ki insan hiçbir söz söylemez ki onun yanında hazır bir melek bulunmasın ve onu kaydetmesin. Yani şu anlamı taşıyor. Siz ne söylerseniz kayda geçiyor.
Gıybet mi ettiniz? Kayda geçiyor. Şiir mi okudunuz? Hadis mi okudunuz? Herze mi yediniz? Anında kayda geçiyor. Bir arkadaş konuşuyordum bundan yıllarca önce, ya nasıl olur yani, görünen bir alem yok yanımızda filan demişti. Benim kardeşim, o zaman da kasetlere kayıt yapılıyordu. Şimdiki gibi de değildi dünya. Teyp kasetleri vardı. Ya sen kasete kendi sesini kaydediyor musun? Evet. Ya sen bu zayıf halinle kendi sesini kasete kaydediyorsun da kainatın sahibi senin sesini kaydedemeyecek, öyle mi demiştim? Hepimizin sesleri kaydediliyor, kelimeleri. Onun için şu ayetleri de asla unutmayalım arkasından. İbrahim suresi 24. Bakın Cenab-ı Hak güzel sözü nasıl tarif ediyor. Güzel kelimeli sözü. Buyuruyor ki, görmedin mi ki Allah nasıl bir misal vermiştir? Güzel söz güzel bir ağaç gibidir ki kökü yerde, dalları göktedir. Güzel söz söylediğinizde şunu yapıyorsunuz. Bir ağaç dikiyorsunuz, kökü yere isabet ediyor ve yerde kalıyor, dalları yükseliyor. Güzel söz. Kelam-ı kibar bu işte. Şiir böyle bir şey. Peki kötü söz? Onu da 26. ayette tarif ediyor Allah. Kötü söz ediyor. Kötü söz ise kötü bir ağaç gibidir. Onun kökleri yerin üzerindedir. Yani yerin altında değildir. Ve kendisi de kararsızdır. Yani kalma ihtimali yok. Solup gidecek, kuruyacak. Kötü söz ise kötü bir ağaç gibidir. Onun kökü yerin üstünde kalmış, kararı da kalmamıştır. Yani yerde de kalamayacak. Tercihi biz yapalım. Acaba güzel sözü mü, kökü dalları yukarıda, kökü yerde güzel sözü mü, kökü kuruyacak olan kötü sözümü tercih ederiz, size kalmış. Ve yine bir de bir şey daha. Son 10 dakikaya girdik sayılır, bitireceğim. İçinizden geçen kelimeler. Bu da çok önemli bir problem. Mesela ben bunları konuşurken sizin içinizden hangi kelimeler geçti bilmiyorum. Çok zor bir iş aslında. Yani sizi dinleyen birisi içinden he he filan diyebilir. Duymuyorsunuz. Ya da şöyle diyebilir. Hadi hadi, çok duydum ben bunları filan. Ya da şöyle diyebilir. Allah razı olsun ya, ben bunu duymamıştım. Ama biz bunları duymuyoruz. Kelimelerin en zoru karşımızdakilerin içlerinden geçen kelimelerdir. En zor kelime odur. Onun için diyorum ki içinizden kötü kelime geçirmeyin. Çünkü içlerinden kötü kelime geçirenler bir gün dışa vurmaya başlarlar. Kötü şeyler söylemeye başlarlar. Dün Gaziantep'teydim, orada olmuştu. 3 bant bilardo sporcusuyum ben, lisanslı. Antrenman yapıyorum. Amerikan bilardo oynayan bir delikanlı toplara küfretti. Bildiğimiz o toplar var ya, 7-8 tane Amerikan bilardo topları. Topun ne suçu var yani? Topa sövdü. Ağır küfretti topa. Kimse yok. Arkadaşı yanında. Ama neyi bekledim biliyor musunuz? Arkadaşı masanın yanından ayrılsın. Arkadaşın yanında onu mahcup etmek istemem çünkü. Arkadaşı ayrıldı bir ara, gitti, ben hemen yanına gittim. Dedim ki, delikanlı, tabii ki küfretmekte özgürsün, sana müdahale edemem. Ama benim duymamam için içinden söv, olur mu? İçinden söv. Tamam amca dedi, böyle bir garip garip baktı bana. Bir saat daha sürdü oyunları. Ayrılırken yanıma geldi, ne dedi biliyor musunuz? Amca özür dilerim, ben dedi kötü bir şey yapmışım. Nereden anladınız? Çünkü içimden sövemedim dedi. Ya siz dedikten sonra ben içimden toplara küfredemedim. İçimde kaldı. Ben de dedim ki, o zaman bir daha sövme, kötü çünkü. Ben dedi bir daha asla küfretmeyeceğim. Bakın, Tokat Kitap Fuarı'nda bir kardeşimiz geldi yanıma bu konuyu anlattıktan sonra. Ben iş adamı olduktan sonra küfüre çok alışmıştım. Bugün artık terk edip gidiyorum dedi. İnşallah. Çünkü kötü söz sahibinindir ve onu kullanmamamız gerekiyor. İçimizdeki kelimelere de çokça dikkat edelim. Şimdi iki deyim var. Kısaca onları anlatıp bir deyimi de düzeltmeye çalışacağım. Çünkü yanlış kullandığımız sözle ilgili bir deyim var. Kelimeyle ilgili. Onu düzeltelim. Birincisi çizmeyi aşmak. Çizmeyi aşmamamız lazım. Kelime açısından çok önemli. Çünkü bilmediğimizi söylemeye başladığımızda çizmeyi aşıyoruz. Ressam sergi açmış. Resimlerine insanlar bakıyorlar. O da böyle
hatıra defterine notlar alıyor insanlardan. Bir bakıyor ki bir portresinin karşısında, yani işte çizmeden saçına kadar yapılmış bir portrenin karşısında bir adam uzunca kaldı. Yanına gidiyor, diyor ki beyefendi bir şey mi tespit ettiniz resimle ilgili? Paris'te oluyor bu. Adam dönüp diyor ki bu resmin çizmeleri yanlış. Çizmelerin bağcıkları yanlış çizilmiş. Nereden biliyorsunuz? Çünkü ben çizmeciyim diyor. Çizmeyi imal ediyorum. Tamam, o zaman teşekkür ediyorum. Siz çizmeciyseniz doğru bilirsiniz. Ben demek ki yanlış yapmışım, ben onu düzelteceğim. Ama adam 10 dakika daha ayrılmıyor resmin karşısından. Ressam gidiyor yanına, diyor ki beyefendi başka bir şey daha mı var? Diyor ki pantolonunda da hata var. Ressam bu sefer diyor ki çizmeyi aşmayın. Çünkü pantolon sizin işiniz değil. Ben onu bir pantoloncuya sorayım. Siz çizmecisiniz. Ama benim ülkemde ben dahil o kadar çok çizmeyi aşıyoruz ki. Bilmediğimiz alanda hüküm veriyoruz. Çoğumuz siyasetçiyiz. Çoğumuz din üzerinde hüküm veririz. Çoğumuz sporcuyuz. Spor üzerinde hüküm veririz. Dünya hadiseleri üzerinde. Şu anlayayım, dinleyeyim, öğreneyim. Ondan sonra konuşayım meselesini de halletmemiz lazım. Bilmediğimiz konularda konuştuğumuzda ukalalık olur zaten. Herzevekilliğe giriyor. O yüzden çizmeyi aşmayalım bir. İkincisi, yanlış bir deyimi de düzeltiyoruz. Ne, hangi deyim o? Çıkar ağzındaki baklayı deyimi. Öyle deriz yani, ağzındaki baklayı bir çıkar bakalım. Size tavsiyem şu kardeşler, bir daha ağzındaki baklayı çıkar demeyin. Çıkarma deyin. Şöyle söyleyin. Ağzındaki baklayı çıkarma. Çünkü ağzındaki baklayı çıkar demek küfret demektir. Hele bir küfret. Bu deyim o kadar çok yanlış kullanılıyor ki her yerde rastlıyorum. Düzeltelim. Adamın birisi küfürbazmış ve her gün dayak yiyormuş bir yerlerde. Kendisini tutamıyor. Hastalık düzeyinde küfür eden bir adam. Bunu ben bir YouTube programında da anlattım. Deyimleri anlatıyorum püf noktası diye. Bu deyimi de anlattık orada. Durmadan küfrediyor ve dayak yiyor. Kafa kırılıyor, kol kırılıyor, ayak kırılıyor. En son bakıyor ki bunun çaresi yok, müftüye gidiyor. Yanına gidip diyor ki hocam diyor, ben küfür hastasıyım, durmadan küfrediyorum ve çokça dayak yedim, başım gözüm kırıldı, bana bir çare. Müftü efendi diyor ki ya evlat, ben ilk defa böyle bir şey duydum, hele sen git ben bir düşüneyim ya, buna hangi çareyi düşüneceğiz. 3-5 gün sonra adam gelince ona diyor ki bak diyor, sana bir bakla vereceğim, bu baklayı ağzında taşı, ağzını açamazsın, ha sakın açma, bakla düşmeyecek. Baklayı çıkarmadığın sürece küfredemezsin. Adam baklayı alıp gidiyor. Neden bakla? İğrenmesin diye. Çünkü bakla ağzında yiyecek. Gidiyor, birkaç gün sonra geliyor. Hocam Allah sizden razı olsun, baklayı ağzımda tutalı ben küfretmiyorum. Dayakta yemedim 3 gündür. Nasıl yaptın? İşte bakla ıslanınca, eriyince diğer baklayı atıyorum ağzıma. 2-3 saat kalıyor ağzımda. Baklayı çıkarmadığım sürece de problem yok. Ben kurtuldum bundan. Allah razı olsun, bir süre sonra alışırsın evladım. Baklasız da küfretmezsin artık diyor. O arada kapı açılıyor. Adamın biri içeri giriyor. Böyle zeballah gibi bir adam. Müftü kim? Müftü efendi diyor ki benim. Fetva almaya geldim. Nedir derdin? Acaba diyor ben. Eşimin abisi ölmüştü birkaç gün önce. Onun mallarından bana düşer mi? Bize düşer mi? Müftü efendi anlatıyor, varisleri varsa, şöyle olursa böyle olursa olmaz, ama çocuğu yoksa, kendisinden sonra kimse yoksa başka, size de düşer gibi anlatıyor durumu. Adam bu sefer diyor ki başka bir şey daha sorabilir miyim, sor. Peki diyor, ben eşimin abisinin hanımıyla da evlenebilir miyim? Müftü efendi bunun üzerine bir şey söyleyecek, söyleyemiyor, canı yanıyor. Adama da bir şey demesi lazım. Yanındakine dönüp diyor ki ya sen kısa bir süreliğine şu şeyi bir çıkar, baklayı bir çıkar. Şuna sen bir cevap ver de ben buna bir şey söyleyemiyorum. Deyimin aslı bu. Bazen benim kendi arkadaşlarım bile ben bir şeyde uzatınca ya yeter şu baklayı çıkar diyorlar bilmedikleri için. Düzeltiyorum, diyorum ki bak bana demek istiyorsun ki sen biraz küfretme, küfretme. Bu deyimi de düzeltelim. Kelimeyle ilgili deyim. Her yerde söylüyorum. Ağzımızdaki baklayı ne yapmamız lazım? Çıkarmamamız lazım. Çıkarmamamız gerekiyor. Bakla burada duracak. Ve benim güzel kardeşlerim, nenemin anlattığı kıssayla bitiriyorum. Çocuklarınızın hafızalarını unutmayın. Buradan gittiğiniz zaman evlenmemiş kardeşlerimiz, yuva kurduğunuzda çocuklarınızın hafızalarına güzel kelimeleri yazmanız lazım. Yoksa kaybedersiniz. Bu kıssa onu anlatıyor.
Rahmetli nenem derdi ki, sultanın birisi Hızır'ı merak etmiş, Hızır Aleyhisselam'ı görmek istemiş. Tellal bağırtmış ve demiş ki, kim bana Hızır'ı getirirse ona kese kese altın vereceğim. Hatta önceden vereceğim, götürsün ailesine versin. Çünkü getiririm deyip getiremezse boynunu vuracağım. Kimse müracaat etmemiş ama son gün cılız bir adam, kısa boylu, sultanın huzuruna çıkıp diyor ki, sultanım ben Hızır'ı getireceğim. Sen mi getireceksin? Evet. Ama bak boynunu vururum diyor. Sultanım getiremezsen boynum sizin. Bir daha soruyor. Diyor ki, bak emin misin? Eğer Hızır'ı getiremezsen bana, Hızır Aleyhisselam'ı, ben senin kelleni alırım. Adam çok emin bir şekilde, sultanım boynum sizindir, getiremezsen buyurun diyor. Bunun üzerine diyor ki, kese kese altınları verin, buna götürsün. Adam altınları alıyor, evine geliyor, söyleyince evi diyor ki, eşi çocukları, sen ne yaptın, senin boynun gidecek. E diyor ki, siz beni hiç adam yerine koymadınız bugüne kadar. Hep beni eleştirdiniz. Hep bana hakaret cümleleri kurdunuz. Senden adam olmaz, iş yapamıyorsun, para kazanamıyorsun. Ben size bu iki kese altını ömür boyu kazanamazdım, getirdim. Ama sen ölürsün. E kaderde ölmek varsa yapacak bir şey yok diyor. En azından ben bundan sonra adam olayım, siz de rahat yaşayın. Yok filan deseler de altınları bırakıp gidiyor. Bir hafta sonra sultanın huzuruna çıkıyor. Sultanım diyor, ben Hızır'ı getiremedim. Boynum sizin. Sultan diyor ki, Ebre nadan, ben sana söylemedim mi Hızır'ı getiremezsen kelleni alırım diye? Söylediniz. Neden bunu yaptın? E getireceğimi zannediyordum. Bulamadım. Peki ne yapmamı istiyorsun? E buyurun, kellemi alabilirsiniz. Sultan şaşırıyor. Neden? Çünkü bekliyor ki, sultanım beni affedin, bir yanlışlık yaptım, getireceğimi zannettim, getiremedim, ne olur bana eman diliyorum, beni affedin ve bana hayatımı bağışlayın geriye demesini bekliyor. Ama adam öyle demiyor, buyurun diyor, ben yapamadım sözümü, siz boynumu alın. İyice kızıyor sultan, dönüyor, vezir var 3 tane. Birinci vezire soruyor, diyor ki, buna hangi cezayı verelim? Birinci vezir şöyle bir cevap veriyor, sultanım diyor, bunu parçalara ayıralım biz. Parçalara ayıralım. E neden parçalara ayıracağız? Her parçanın üzerine yazalım, sultanı aldatmanın cezası budur. Şehrin kapılarına da asalım, herkes görsün ki sultanı bir daha kimse aldatmasın. İkinci vezire dönecek. Böyle bu kadar çocuğumuz, bakın. Onlar için sultanmış, şairmiş, şuymuş bir önemi yok. Bir şey tanımazlar çünkü. Çocuk giriyor sahneye, onlar bizim canlarımız. Sahneye giriyor. Sultan, sultan diyor, bir bana dön bakalım çocuk. Sultan kendisine dönünce, ne diyorsun çocuk? Küllü şeyin yarcı ile aslı diyor sultan. Her şey aslına döner. Sen ne diyorsun çocuk deyince çocuk kaçıyor. Şaşırıyor, Allah Allah, çocuk her şey aslına döner dedi, gitti. İkinci vezire dönüyor, diyor ki, vezir senin teklifin nedir? İkinci vezir de şöyle teklifte bulunuyor. Sultanım diyor, parçalara ayırmak yetmez. Biz bunun derisini yüzelim. Mankurtta deri yüzülüyordu ya, derisini yüzelim. Derisini neden yüzeceğiz diye sorunca diyor ki, parçalar çürür, yazılar kaybolur. Ama deriyi yüzer, üzerine yazarsak sultanı aldatmanın cezası budur diye yıllarca şehrin kapısında kalır ve insanlar da sizi aldatmanın nasıl bir felaket getirdiğini görürler diyor. Sultan başını sallıyor, üçüncü vezire dönüyor. Ama o anda çocuk sahneye geliyor yine sultanın yanına. Sultan, sultan, küllü şeyin yarcu ile aslihi. Her şey aslına döner deyince, çocuk sen kimsin, ne istiyorsun deyince çocuk kaçıyor. Üçüncü vezire soruyor, senin kanaatin nedir? Üçüncü vezir şöyle cevap veriyor. Sultanım, bize parçalara ayırmak yakışmaz. Bize deri yüzmek de yakışmaz. Bize adil yönetmek yakışır. Bir insan neden kendisini böyle kolayca ölüme mahkum ediyor? Neden altınları götürdü, teslim etti, Hızır'ı bulamadı, geldi, af dilemiyor, merhamet dilemiyor da boynumu alın diyor? Evinde bir problem mi var? Geçim sıkıntısı mı var? Hastalığı mı var? Bunu araştırmamız lazım. Böyle hemen boynunu alamayız. Adil yönetmemiz lazım deyince sultan kızıyor. Vezir sen ne diyorsun, bu beni aldattı deyince çocuk geliyor. Sultan, sultan diyor, bir dön bana. Sultan dönünce, sen ne anlamaz adamsın ya diyor. Çocuk sen kimsin? Benim kim olduğumu ne yapacaksın? Ben sana diyorum, bak küllü şeyin yarcu ile asli. Her şey aslına çeker. Ne demek bu çocuk? Anlatayım diyor. Senin bu birinci vezirin var ya, evet. Bak onun babası kasaptı diyor.
Ve o çocukken onu hep kasaplık yaparken yanındayken büyüttü. Ve çocuğa hep şöyle derdi: parçalara ayırman lazım evladım. Parçalara ayırmazsan halledemezsin. Çocuğun hafızasına parçalara ayırma sözünü yazdı. Ve o bugün büyümüş vezir olarak, ceza olarak parçalara ayırmayı öneriyor sana. Peki bu ikinci vezir, onun babası da dericiydi. Debbadı, deri işi yapıyordu. O da hep şöyle derdi: evladım derisini yüzmen lazım. Deriyi yüzmezsen kazanamazsın, para kazanamazsın. Deri yüzeceksin. O da şimdi deri yüzmeyi öneriyor. Onun hafızasına da ailesi deri yüzmeyi yazmıştı, babası. Peki bu üçüncü vezir, onun babası adil bir vezirdi. O derdi ki: evladım adil olacaksın. Adaletle yöneteceksin. İyi olacaksın. Kötü söz kullanmayacaksın. Kalp kırmayacaksın. Araştırmadan, düşünmeden, tanımadan, tartışmadan meselelere karar vermeyeceksin. O da sana bak bugün adaleti öneriyor deyince, çocuk sen kimsin peki? Hala anlamadın mı ya diyor. O diyor vezir oğlu vezir, ben Hızır oğlu Hızır. Çocuk kayboluyor. Adam meğer Hızır'ı getirmiş zaten. Nenem bunu anlattıktan sonra rahmetli Sibirya gazisi dedemin eşi ne derdi biliyor musunuz? Evlatlarım, biz size parçaları ayırmayı öğretmiyoruz. Sakın. Biz size deri yüzmeyi de öğretmiyoruz. Biz size adaleti öğretiyoruz. Adil olun, haksız olmayın ve kötü söz kullanmayın. Kelimenin esrarını bize öğretmişti nenem. O yüzden benim güzel kardeşlerim, bu konu vatanımın, milletimin en önemli konusu bugün. Sadece bir soru soracağım size, başka değil. Sizce şu anlattıklarım Türkiye'ye hakim olsa ve bu ülke insanları kelimenin üstüne çıksa tamamıyla, bu ülke ne olur? Farklı bir ülke olur değil mi? Bugünkü çatışmaların, tartışmaların hiçbir tanesi kalmaz. İnsan insan olarak değer görür. Küfür sözü kalmaz. İşte o yüzden omuzlarınızda bir vazife bilin. Buradan çıktığınız andan itibaren şu çocuklarımızın hafızasına kötü kelime yazılmayacak. Buna inanın. Ailelerinizde bunu başarın. Göreceksiniz ki hayatınızdan lezzet almaya başlayacaksınız. Göreceksiniz ki sevaplarınız artmaya başlayacak. Ve güzel bir dünyada yaşadığınızı hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü bu dünya çok kötü bir hale geldi. Gelin hep beraber bu dünyayı biraz güzelleştirelim. Gücümüzün yettiği kadar. Şu söyle bana hindibayı alabilir miyim? Söyle bana hindiba. Oradaydı, bir kardeşimizin elinde gördüm. Evet. Tam bu konunun şiiridir. Söyle bana hindibayla bitiriyorum. Çünkü kelamla alakalı, kelimeyle alakalı bir şiirdir bu aynı zamanda. Dolayısıyla bu programın zaten sonunda söyle bana hindiba şiirini okuyoruz. Onunla bitireyim, sonra imzaya geçelim. Kartallar uçar mı bir harabeden? Köprülerden benim yârim geçer mi? Sen neden bu kadar güzelsin? Bilmem. Taşırsın yeryüzüne ebedi tohumları. Ben ise kuruyacak bir suyun mahkumuyum. Avuçlayıp öpüyorum kumları. Bir kara delikten bakarken hayat, meydan okuyanlar kim bu seraba? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar ceylan koşması, sen nasıl bu kadar yollar aşması, sen nasıl bu kadar güneşe meftun, sen nasıl bu kadar sahra çeşmesi? Ben rüzgar değilim, dokunmam çiçeklere, ben kara parmaklı insan değilim. Kirpik uçlarımdan kayar yıldızlar, bilemezsin hayal akşamlarında renklerini kuşatan damıtılmış gözyaşıdır ömrümün. Ben boşluğa üfleyen cellat değilim. Kara yere verdim ayaklarımı. Söyle bana, eceli kim tutar perçeminden? Hangi ölü bilmez nereye gittiğini? Sen miydin o mehpare, o memnu, o dil ruba? Söyle bana hindiba. Sen nasıl bu kadar bulut gülmesi? Sen nasıl bu kadar bıldırcın sesi? Sen nasıl bu kadar pencere önü? Sen nasıl bu kadar gök gürlemesi? Ben kaptan değilim, anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime. Deniz feneri değilim. Önce yürü bu vefasız ülkeden. Sonra uzan bir tenhaya. Sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün. Sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba hangi demin ateşidir içimde?
söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar gönül hanesi? Sen nasıl bu kadar yar divanesi? Sen nasıl bu kadar çerağı ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi? Ben korku değilim kapı aralarında. Pencerenin infilakı değilim. Gölgeleri yüzlerinden tanırım. Bir resim bir ressamı aldatır bir yerlerde. Bir eşya bir hamalı. Ben hala öğütülen anılarıma değil, değirmene inanırım. Bu derin aldanış kimden kalmadır? Bu uzaklık, bu diba. Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar kelamın hası? Sen nasıl bu kadar şiir bohçası? Sen nasıl bu kadar esrarlı bir mum? Sen nasıl bu kadar rüya bahçesi? Ben bir kervan muamması değilim. Çekinmem yolların kıvrımlarından. Ellerim ışıldar alacakaranlıkta. Saklambaçlar ortasındadır evim. Kışın kar topudur adını anmak. Döner döner yüreğimde dağ olur. Yazın güneş yanığıdır düşlerim. Sonbahar ruhumu bekleyen oba. Söyle bana Hindiba. Sen nasıl bu kadar sevda hecesi? Sen nasıl bu kadar hayal incesi? Sen nasıl bu kadar mutluluk çağı? Sen nasıl bu kadar tarih öncesi? Hepinize teşekkür ediyorum. Bize medeniyetimiz tarih öncesinden geldi. Hiçbir şey yokken Efendimizin nuru vardı. Onun nuru bize güzel söz söylemeyi emrediyor. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.